Yani ya mesele Türkiye'nin bütünlüğü meselesidir aynı zamanda. Bu bütünlük içerisinde herkesin eşit yaşaması meselesidir. Adalet içerisinde, bir anayasa çerçevesinde. Sonuçta ne var kardeşim? Yani Türkiye'de kaygı var. Türkiye bölünür mü, bölünmez mi? Bu kaygı var ortalama yurttaşta. Bu kaygıyı giderdikten sonra kim, nerede, ne yapmış, hangi dili konuşmuş, nasıl konuşmuş, resmi dil, ortak dilimiz bizim. Bunu güvence altına aldıktan sonra, ondan Türkiye'nin bütünlüğünü güvence altına aldıktan sonra, şiddeti, silahı, terörü devre dışı bıraktıktan sonra kimin ne derdi olacak? Yani Türkiye ölçeğinde söylüyor. Ne derdi olacak? Eşit yurttaşlar olarak. Bunu başarabiliriz. Biz bunu öngörüyoruz. Yani olay bir demokrasi meselesidir. Evet, evet. Demokrasiyi getirirsek evet, niye karşı çıksınlar? Evet, niye karşı çıkacaklar? Bakın mesele Türkiye'nin bütünlüğü meselesi. Yani o bölünme paranoyası var insanlarda. Bunun haklı tarafları var, haksız tarafları var. Bunu giderdikten sonra. Hayır kardeşim, hep beraber Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde beraber yaşayacağız. Eşit, özgür şekilde yaşayacağız. Şiddet olmayacak, çatışma olmayacak, insanlar ölmeyecek, terör olmayacak, hep beraber karşı çıkacağız dedikten sonra mutlaka insanlar birbirine tahammül eder. Nitekim bakın bu zemini zaten 23 Haziran seçimlerinde yakaladık. Yakaladık. Bir arada farklılıklarımızı bilerek, ayrı düşündüğümüzü bilerek bir araya gelebildik. Yine gelebiliriz. CHP bunun sonuç itibariyle katalizör gücü olarak, öncü gücü olarak bütün bu İşte sağımızda, solumuzda, önümüzde, gerimizde kim varsa bir arada tutmak için elimizden geleni yapacağız. Kimse endişesi olmasın. Evet, çok teşekkürler. Eksik söyleyebiliriz ama yanlış yapmamaya özen göstereceğiz. Evet.